Efecim, canım bir şey mi oldu? Efe, kendine gel. Ben biraz geç kalırım demiştim. Unuttu herhalde söylediğimi. Ondan bu kadar şaşkınsın değil mi canım? Evlat, kızcağız biraz geç kalmış işte. Ne var bunda şaşıracak? İnsanlık hali, olur böyle şeyler. Neyse, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yok, ondan değil ya. O kadar güzel olmuş ki. Peri kızı gibi. Yani benim karım diye demiyorum. Çuval giyse yakışır kendisine o bakımdan. Herkes tamamsa gidebiliriz o zaman. Ne yani, bu kadar mı? Öyle değil evlat. Denize açılıyoruz. Tabii canım, ben siz espri yapıyorsunuz. Siz önden geçin, keyfinize bakın. Ben birazdan geliyorum. Tabii tabii, biz önden buyuralım ve keyfimize bakalım. Değil mi karıcığım? İyi canım, hadi. Buyurun, geçin. Biliyorum. Çok ani oldu. Hemen cevap vermek zorunda değilsin. Yani... istersen biraz daha düşünebilirsin. Sizinkilerle paylaşabilirsin. Yani ben senden hemen cevap beklemiyorum. Yok. Yani ben aslında o kadar uzun zamandır babamı arıyorum ki. Daha doğrusu insan kayıp olan birini arar. Siz başından beri yoksunuz zaten benim için. Biliyorum. Ama büyüdükçe yani çok zor oluyor. Yalnız kalınca. Bazen arkadaşlarıma bakıyorum. Çok mutlu değiller belki ama en azından anneleri babaları yanlarında. Uzakta olsalar da sevdiklerini biliyorlar. Biliyorum anneannem çok seviyor beni ama aynısı değil. Aynısı olmuyor işte. Annem uğraşmadı bile benimle. Beni başından attı. Sıkıldı. Belki bir gün siz de sıkılırsınız. Siz de bırakırsınız beni. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Sana söz veriyorum. Bundan sonra hiçbir yere gitmeyeceğim. Tamam o zaman. Ben de sizin kızınız olmak istiyorum. Yani zaten sizin kızınızım da sizin istediğiniz gibi yani resmi olarak. Yeter artık Ayşe. Kaç saattir dolanıp duruyorsun? Otur bir yere. Ay nasıl oturayım abi? Şu halimize baksana. Kız aldı başını gitti yine. Tam aramızı düzelttik derken... birileri yine her şeyi mahvetti. Ben sana ne diyeyim Osman Bey? Ben sana ne diyeyim ha? Siz bana hiçbir şey demeyin efendim. Zaten benim kulaklarım tıkalı. Bundan sonra da susacağım. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam. Tamam anladım hocam. Ya biraz geç oldu gelmedi de... Ayşe teyze de merak etti. Tamam, size de iyi geceler. Kızım sen ne yapıyorsun ya? Ha? Yani mandrakenin şapkasından çıkan tavşan mısın, nesin ya? Kuzuyduk şimdi tavşana mı terfi ettik? Ya ben buraya senin hayatını kurtarmaya geliyorum be. Ne kurtarması ya? Bağırma, sırıt sırıt. Yani saçımı okşa, kolunu omzuma at. Bir şeyler yap, anlayacaklar şimdi. Hadi, hadi. Ya kızım biz bunlara soyadından nasıl hazırlandık? Senin haberin var mı? Anlamadım, ne hazırlığı? Ya ne hazırlığı olacak? Birbirimiz hakkındaki her şeyi öğrendik. Birbiri ezberledik yani ne var ne yok. Ezberledin de ne oldu? Ekti seni. Ya eklisini biçlisini boş ver şimdi. Ya adam bir soru soracak, apışıp kalacağız, sonra da çıkacak fayomuz ortaya. Of Efe, biz ne zamandır birlikteyiz, anlıyoruz, tanıyoruz birbirimizi. Tanıyoruz da...
Aa pardon, ben unutmuşum yani tabii. Seni kimse anlamıyordu, kimse tanımıyordu. Hele ben hiç tanımıyordum. Zaten özür de dilemedim benden. Alp Bey! Şişt, dur, ne yapıyorsun? Özür dilerim. Aa, niye durup dururken özür diliyorsun? Çünkü bu hayatta beni senden daha iyi tanıyan yok. Tamam mı? Emin misin? Eminim, son kararım. O derece yani. İyi, tamam. Oldu mu? Oldu. İyi. Sütlü mü istiyorsun, sütsüz mü? Mine? Efendim? İyisin değil mi? İyiyim, sağ ol. Süt? Yok, sade alayım ben. Peki. İstersen bir anneanneni ara. Merak etmişlerdir. Yok, aramayacağım. Ama merak etmişlerdir. Aramayacağım. Lütfen ısrar etmeyin. Tamam. Sen arama ama benim aramam gerekiyor çünkü senin nerede olduğunu bilmesi lazım. Tamam. Sen istemezsen konuşmazsın. Yok, bu böyle olmayacak. Nereye? Dışarı çıkıp sağa sola bakacağım abi. Belki sahile inmiştir. Dur ya o. Bu saatte tek başına nereye? Ben de geleyim sizinle. Alo. Alo, ben Cem. Cem. Ne oldu? Merak etmeyin. Mine burada, benim yanımda. Çok şükür. Sen mi getirsin, ben mi gelip alayım hemen? Yok, burada kalacak. Bir süre burada kalacak, benim yanımda. Orada kalacak ne demek? Burada evi barkı varken... Ver şunu bakayım bana. Osman Bey. Bakın, bunun benimle ilgisi yok. Kendi böyle istiyor. Sen ver bakayım Mine'yi bana. Anneannen seninle konuşmak istiyor. İstemiyor, konuşmayacakmış. Konuşmayacak mıymış? Bakın, şu anda üstüne gitmeyin isterseniz. Ben sizi daha sonra ararım. Belki fikri değişir. Tamam. Anladım. Nasıl yani? Siz ikiniz çocukluk arkadaşı mısınız? Evet Alp Bey. Biz Efe ile birlikte büyüdük. O zamandan beri hiç ayrılmadınız herhalde. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de olur. Epey çocukken de böyle tez canlı. Aynen öyle. Yani hiç değişmedi. Bir dakika durduğu yerde durmazdı. Kendini sürekli sokaklara atardı. Derken madem sokaktayım bari bir işe arasın dedi. Bir şeyler satmaya başladı. O yaşta mı? Tabii yani daha ilkokula gidiyordu. Böyle kullanmadığı kitapları, defterleri satardı. Plajda gazoz sattı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.